Herkese merhabalar. Kendimce İşler kanalıma hoş geldiniz. Evet, elimde güzel klasik bir model var. Bu modeli bayan, çocuk, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Özellikle bayan yeleklerine çok yakıştığını düşünüyorum. Yapımı da gayet kolay. Takip etmek gerekiyor sadece. Evet, 10 ilmek üzerine kuruluyor her bir motifi. Onun katları olarak hesaplıyoruz. Artı 1 ilmek de en kenara ilave ediyoruz. Evet. Arka yüzü de böyle. Evet, ben çok beğenerek çalıştım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Beğenirseniz beğendim butonuna tıklamayı ihmal etmeyin lütfen. Desteklerinize de çok ihtiyacım var. Ayrıca Instagram'dan da takip edebilirsiniz beni. Evet, şimdi anlatımına geçiyorum. Bismillah diyerek başlıyorum. Evet, ben iki yaprak motifi kuracağım için 20 ilmek. Birer ilmekte kenar ilmeklerim var. 22. Bir ilmekte sona ilave etmemiz gerekiyor demiştim. 23 ilmekle başlıyorum. Evet, bir sıra tamamen düz örüyorum. Evet, örgümü çevirip modelime başlıyorum. Modelin birinci sırasındayım. Evet, kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Her seferinde bu böyle. Evet, bir ilmek ters. Bir ilmek dolayıp arttırıyorum. Evet, 3 ilmek düz. 2 3 Sıradaki 3 ilmeği de üçünü birden alıyorum düz örgüyle. Yine 3 ilmek düz. 3 1 ilmek arttırıyorum. Evet, 1 ilmek arttırıyorum. Bu şekilde kuruluyor her bir motif. Bir ters, bir arttırma. 3 düz, bir üçlü kestirme, 3 düz, bir arttırma. Evet, gördüğünüz gibi simetrik olacak şekilde kurduk. Yine bir ilmek ters, bir dolayıp arttırıyorum. 3 ilmek düz. 2 3 Sıradaki 3 ilmeği de üçünü birden düz örgüyle alıyorum. Ve yine 3 ilmek düz. Bir dolayıp arttırıyorum. Sona eklediğimiz bir ilmeği de yine ters örgüyle örüyorum. Kenar ilmeğimi de örerek bitiriyorum. Evet, modelimin ikinci sırasındayım. Evet, burada düz gördüklerimi düz örüyorum. Ters gördüklerimde ters örüyorum. Arttırdığım ilmekleri de ters örüyorum. Evet, burada yine bir düz ilmek var. Ters örgüyle devam ediyorum. Yine düz ilmek var. Düz ilmeğimi de düz ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek bitirdim. Evet, modelimin üçüncü sırasındayım. Bir ilmek ters,
bir ilmek düz, bir dolayıp arttırıyorum, 2 ilmek düz. Evet, sıradaki 3 ilmeği, 3'ünü birden alıyorum. Evet, 3'ünü birden aldım. 2 ilmek düz. 1 ilmek arttırıyorum. 1 ilmek düz. Evet, 1 ilmek ters, 1 ilmek düz. Bir arttırma, bir dolayıp arttırıyorum. 2 ilmek düz. 3 ilmeği de 3'ünü birden alıyorum. 2 ilmek düz, bir arttırma, bir düz, bir ilmek ters. Sondaki ters ilmeği de yine ters ördüm. Evet, kenar ilmeğimi de örerek sırayı tamamlıyorum. Evet, örgümü arka yüzüne çevirip 4. sıraya başlıyorum. Yine düz gördüklerimi düz örüyorum. Tersleri ters. Arttırdığım ilmekleri de ters örüyorum. Yine düz ilmek var burada. Bir tane düz ilmek daha var. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, 5. sıraya başlıyorum. 1 ilmek ters. 2 ilmek düz. Evet, gördüğünüz gibi buradaki 1 ilmek tersle başladığım şekil gitgide genişlemeye başladı ve bu ortadaki şekilde gitgide daralmaya başladı. O yüzden takip etmesi kolay. Yine burada bir arttırma var. 1 ilmek düz. 3 ilmeğin 3'ünü birden alıyorum. Evet, 1 ilmek düz. Bir arttırma. 2 ilmek düz. Evet, 1 ilmek ters. 2 ilmek düz, bir arttırma, 1 ilmek düz, sıradaki 3 ilmeği, 3'ünü birden alıyorum, 1 ilmek düz, bir arttırma, 2 ilmek düz, sondaki ters ilmeği yine ters örüyorum. Evet, modelimin 6. sırasına başlıyorum. Yine düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Evet, düz ilmek var. Evet, modelimin 7. sırasına başlıyorum. 1 ilmek ters, 3 ilmek düz. Evet, bir arttırıyorum ve burada son kalan 3 ilmeğin 3'ünü birden alıyorum. Yine bir arttırıyorum. 3 ilmek düz. 1 ilmek ters, 3 ilmek düz, bir arttırma, evet yine bir üçlü kestirme,
bir arttırma, 3 ilmek düz, 1 ilmek ters. Evet, modelimin 8. sırasına başlıyorum. Düzleri düz, tersleri ters örerek yine bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi modelim bayağı belirginleşti. Evet, bundan sonra gördüğünüz gibi buradaki model buraya kaydı. Şimdi burada yapmış olduğum işlemleri aynısını burada da tekrarlayacağım. Evet, burada bir yarım motif oluştuğu için burada 2 ilmek birden alıyorum. Yani bu ortalarda aldığım 3 ilmek burada 2 ilmek oluyor yarım motif olduğu için. 3 ilmek düzle devam ediyorum. 3 ilmek düz. 1 ilmek arttırıyorum. 1 ilmek ters. Yani burada sürekli ördüğüm 1 ilmek ters buraya kaydı. Evet, 1 ilmek arttırıyorum. 3 ilmek düz. Evet, 3 ilmeği birden alıyorum. 3 ilmek düz. 1 ilmek arttırıyorum. Yine burada tek kalan bu ilmeği ters alıyorum. 1 ilmek arttırıyorum. 3 ilmek düz. Evet, yine burada bir yarım motif olacağı için 2 ilmek birden alıyorum. 3 evet, bu şekilde aynı bir alt motifte yapmış olduğum işlemleri yine bu şekilde devam ettireceğim. Evet, anlatım bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Değerli yorumlarınızı da merakla bekliyorum. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum.